Günaydın, Medya Kritik başladı. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız her zaman olduğu gibi sevgili seyirciler. Evet, e, Türkiye'nin e, ve İstanbul'un en görkemli, en muhteşem camisi, Çamlıca Camisi dün akşam ilk ezanla birlikte ibadete açıldı sevgili seyirciler. E, İstanbul'un hemen hemen her yerinden görünebilen bir camiden söz ediyoruz. Tam anlamıyla bir e, görüntü ziyafeti bu baktığın zaman ve aynı anda 60 bin kişinin ibadet edebileceği, namaz kılabileceği bir camiden söz ediyoruz. Hakikaten yapanlara, mimarlarına, emeği geçenlere, bunun için öncülük yapanlara çok teşekkür edelim. Önceki gün ya da iki gün önce. Caminin ışıklandırılmasıyla ilgili Allah'la ve dinle ilişkileri olmayanlar bir takım tezviratlarda bulundular ve hakaretlere varan sözler ettiler. Tabii onlar batıdaki e, kilise ışıklandırmalarına, katedrallere Aa, muhteşem diyebilen insanlar ama söz konusu olan cami ise birdenbire hakaret eden, aşağılayan, bir takım yakıştırmalarda bulunan, ee, insan tipolojisi. Onları geçelim. Ee, caminin e, görüntülerini paylaşalım. İlk ezan, ilk açılış, ilk ibadeti açılış. Ee, sesliyse arkadaşlar sesli olarak verelim. Biz çekilelim. Evet o zaman DSF üzerinden görüntülerimizi paylaşalım. Evet camimiz bu. Ezan sesi yok sizler. mu? Ezan sesi yok değil mi arkadaşlar? Yokmuş. Evet tamam ben öyle bir ilk ezanın sesini belki duyabiliriz diye. Ee, düşünmüştüm ama gerçekten e, görkemli bir cami değil mi? Görüntüye bakar mısın? Vallahi bu bugün biliyorsun 3 aylarında başlangıcı evet. yani Recep Şaban ve Ramazan aylarının Regaib ilki. Kandiliniz kutlu olsun evet, bu arada. mübarek olsun. Recep Şaban ve Ramazan'ın Regaib Kandili ile başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam edip Ramazan'la biter. Bugünün de böyle güzel bir gün. Evet. Şamlıca Camii de son derece güzel olmuş ilk ezanla. Burası Türk ve Müslüman bir toplum. Evet. Yani cami de bizim için çoğunluğu Türk demiş tür Yani ben herkese Türk diyorum. Yani hmm. şey ayırmadan hmm. millet olarak Türk evet. diyorum. Yoksa altta senin gibi Çerkez, bizim gibi Çepni boyundan gelen herkes var. Türkler, Ermeniler, Ermeniler Yahudiler, 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 Rumlar, e, herkese şey, Boşnaklar, şey. herkes var. Ama cami Osmanlı gibi cami bizim sembolleri hem dinimiz için hem de hmm. Türkiye'nin, İslam'ın sembollerinden. O açıdan da bu cami güzel olmuş. Evet. Ee, ya yani bizim böyle sadece bunu unutturmaya çalışanlar darbe baskı dönemlerinde oldu. Ama gördüğün gibi insanlar dininden, inancından vazgeçmiyor. Açanların, yapanların eline sağlık. Çamlıca 34 Cami, metre olsun. çapında kubbesi var. Ee, 6 minareli. 3 şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107.1 metre. 2 şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı. Ee, caminin 72 metre yüksekliğindeki, bak tam konuştuğumuz konuya evet. geldik. Yüksekliğindeki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti temsil ediyor. Evet. Bak ne kadar güzel bak. Bilmeden bunu söylemiş konuşmuş olduk. Evet. 72 milleti temsil ediyor. 34 metre çapındaki kubbesi de İstanbul'u simgeliyor. Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı Haşr suresinin Son iki ayetinden istifade edilerek yazılıyor. Ana kubbenin üzerine 3 metre, 12 santimetre genişliğinde, 7 metre, 75 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında bir alem yerleştiriliyor ve pek çok özelliği var e, sevgili seyirciler. E, merak edenler ben zaten haberlerden okuyabilirler de. Önemli gördüğüm bir şey daha söyleyeyim. 3.500 metrekarelik bu caminin içinde sanat galerisi var. 3.000 metrekarelik evet. kütüphane var. 1.000 kişilik konferans salonu var. Sana 8 sanat atölyesi var ve 3500 araçlıkta hı hı. otoparkı var bu caminin. Taksim'deki de bittiği zaman ikisi beraber böyle karşılıklı daha da e, şey iyi olacaklar. O açıdan da sadece bir cami olarak da hani geldim, namaz kıldım, ibadet ettim gibi değil. Orada sanat galerisi, kütüphane, yani böyle eskilerin dediği gibi hem gelirsin çayını içersin, kitabını da okursun, sanat galerisine gidersin, ibadetini de edersin. Hı hı. Böyle güzel bir yer olmuş. Bunu bize çok unutturmaya çalışıyorlardı eskiden. Evet. O açıdan ben çok önemli buluyorum. Taksim'deki bittiği zamanda çok önemli bir yol kat edilmiş olacak. O açıdan tekrar hayırlı olsun. Şimdi, e, Binali Yıldırım'ın tanıtımı hazır mı arkadaşlar? Haz hazır değil mi Deniz? Ha hazırlıyorsun, tamam. E, şimdi, e, hemen hazırlayacak mısın yoksa başka konuya geçeyim? Hazır mı? Tamam oldu. Şimdi <laughs> tamam. Binalı Bey. Binalı Bey'in evet dün akşam ben ilk defa gördüm. Meğer önceki akşam yayına girmiş Binali Yıldırım'ın tanıtım videosu, İstanbul'u e, tanıtım, İstanbul e, İstanbulluyu tanıtım videosu. Yani bilmiyordum işin açık tarafı. E, bir film izliyordum, filmin tam ortasında iki dakika ara dendi ve girdi. Allah'ım bu ne kadar güzel bir reklam dedim ya, ne kadar evet. hoş bir reklam ya acaba hangi parti yaptı diye içim içimi yiyor. <laughs> bu arada bir baktım sonunda Binali Yıldırım var. Hakikaten e, yapanların rejisinin, görüntü yönetmenlerinin fikir sahibi olanların eline diline yüreğine sağlık çok güzel bir tanıtım filmi olmuş. Yani hakikaten evet. dört dörtlük. Biraz izleyelim sesli olarak. Siz de hak vereceksiniz. Tamamını zaten yayınlıyorlar. Reklamlarda izleyebilirsiniz. Sevgili seyirciler tabii biz reklam filmi olduğu için tamamını yayınlamıyoruz bu arada. İzleyelim. Sıcak kanlı milletizdir biz. Bayılırız tanışıp kaynaşmaya. Hemen sorarız adımızı. Ama her şeyden önce bir sorumuz vardır. Memleket neresi? Memleket neresi? Memleket, neresi? Memleket nere, kızım? Bir tahminimiz vardır aslında. E bazen tutturamayız. Adı alıyorum? Şerif Kastamonu'yum ben. Öz Kastamonu'lu. Babam da karşı. Diyarbakırlıyım kardeş. Dadaşım ben. Bu soruyla tanışır, yakınlaşır, samimiyet <laughs> kurar, muhabbet ederiz. Memleket neresi? Tekirdağ. İzmir. Kayserli. Kayserli. Yakına gel, Iğdırlıyız. Orduluyum abim. Mardin'liyim ben. Tamam, bir şu sunuş ya. Bak ben. Ben de Sivaslıyım. Samsunluyum kardeşim. Hele bittiğim, hele televik. Rizeliyim diyorum ya. Ben Hanırköy'lüyüm. <laughs> Erzincan komutanım. Suyunu içtiğimiz, çocuklarımızın doğduğu, hep birlikte huzur içinde yaşadığımız yerdir memleket. Evet, bir bölümünü yayınladık. aslında iki dakikalık bir tanıtım evet. yaklaşık. çok güzel olmuş. Ellerine sağlık diyorum ben. Sen nasıl buldun? Güzel. Sen yeni mi izledin? Aa, şimdi gördüm. Öyle yani mi? önce şey... Devam hı. ediyor. Gayet evet, güzel görmedim. aslında. Görmedim ama güzel yani. Nereli olursan ol İstanbulluyuz. Evet. Çok Gerçekten güzel bir konsept. Evet. Metropollerin çoğu böyledir. New York hani kimse New Yorklu değil derler, Parisli Hı. değil derler. Ama İstanbul neticede hiçbirimiz İstanbul'da doğup büyümedik. Çoğumuz ya yani. burada doğup büyüyenler de var ama hepimiz bir yerden geldik. Ama İstanbul hepimiz. Dedi evet. o konsept açısından son derece doğru olmuş yani. Evet, şimdi Çamlıca Camii'ni konuşurken Çamlıca Camii'nin özelliklerinden bir tanesi de neydi? 72 Cami ihtimam yüksekliğindeki ana kubbesi İstanbul'daki 72 milleti temsil ediyor deniyor ya işte İstanbul 72 milletin kaynaştığı kozmopolit bir şehir. Ama o kozmopolit, kozmopolit şehri birleştiren ortak değerlerimiz var. Ortak milli değerlerimiz var. Ortak matanımız var. Ee, ezan evet ha ezan sesini de hazırlamışlar evet. İzleyelim onu. Oh my God. Bunu da duymuş olduk böylece. Şimdi son seçim anketi ORC yapmış. ORC'yi tanır mısın? Bizim Hilmi mi? Tanırım. Heh. Hilmi değil mi? Hilmi Taş. Bilmem değil. Mi? ORC sahibi kim bilmiyorum. Yani Tan sen tanıyorsun genellikle evet, de. Evet, evet tanıyorum. Evet. Şimdi 5 tane büyük şehirde ee, şimdi yapılan anket sonuçları şöyle. İstanbul'da eee Binali Yıldırım ile önde. Ekrem İmamoğlu %46.6 ile eee ikinci diğerleri yüzde iki buçuk. Eskişehir'de e, Cumhur İttifakından büyük bir atak var yüzde kırk buçuk. Burhan Sakallı, Yılmaz Büyük Erşen ise çok küçük bir farkla yüzde kırk ile yani yaklaşık bir puan önde e, birinci. E, Antalya'da bugün Sedat Ergin de yazmış kran kran'a bir yarış var. Anket sonucunda bunu gösteriyor. Menderes Türel yüzde kırk sekiz önde. Hemen arkasından Bah, Muhittin böcek yüzde 46.2 puan aşağısında 46.7 ile ikinci. Ee, İzmir'de 55.6 ile Tunç Soyer önde ama Nihat Zeybekçi çok yüksek. Ee, bugün dedi bir şeyler röportaj yapmış e, Nihat Zeybekçi ile e, ve çok güzel de bir röportaj okudum. Orada da Nihat Zeybekçi diyor ki şimdiye kadar alınmamış bir e, puanla karşınızda olacağız diyor. Yüzde 42 ile şu anda görünen. E, çünkü evvelden bir merhaba ile diyor İzmir'de diyor soğuk bir merhaba ile karşılanırdık. E, ama şimdi diyor son bir haftadan beri ne olur gelin bir çayımızı için e, bir derdimizi size anlatalım. Çünkü diyor İzmir dertli bir şehir diyor Nihal Seybekçi. Bunu anlatıyor. Ya Allah şeyleri. ben 55, ve içinden kanalizasyonlar akıyor ya inanılır gibi değil yani. 55.6'ya 42 demek ki oradaki şöyle görüyorum ben. Hı hı. milliyetçi seçmenin bir kısmıyla e, Kürt kökenli vatandaşlarımızın bir kesimi e, Nihat Bey'e oy ver, veriyor. Demek, evet bu ankete göre. Ama hala arada 13 puanlık 14 puanlık bir fark var. Fark var. Yani bunu biraz daha bastırılırsa ama bak bu oy alırsa rekor bu. Bu oy alınmadı. Ankara'da. Şeyde Tabii. İzmir'de evet. bu alınmadı. Ama bu da Cumhur İttifakı'nın oyu bile biliyorsun. O, evet. ee, Cumhur İttifakı'nın MHP'nin oyu da çok yüksek değil ama Cumhur İttifakı'nın oyu olarak bile yüksek bu puan. Evet. Ama bence ee, gene de iyi. Bence çünkü Nihat Seybekçi diyor ki daha İzmir'de diyor aday gösterilir göstermez 65 bin kişiyle diyor e, anket yaptırdım diyor. Anket de şu. İzmir'in temel 5 sorunu sayın. Hep birinci sırada altyapı geldi diyor. Ya İzmir'de bak. Ben geç... Şimdi 85 bin kişiyle yaptırdım diyor. Yine bir sırada, sırada açık ara önde altyapı geldi diyor. Bak havalimanında iniyorsun. O hani Gazi Emir hı. benim de asker yedek subaylamın o acemilik yerini yaptığım yer. Gazi Emir'den geçiyorsun buca filan. Bildiğin köy. Şey. Evet. Yani böyle altyapı dediğin pislik akıyor, yol asfaltlar göçmüş yapılmıyor. O şimdi konak alsancak diyeyim oralara geliyorsun. Oralar da döküntü. 1982 Adanası gibi. 1981'in İç Anadolu veya Karadeniz'deki bir yeri gibi. Berbat halde ve insanların da bunu görmesi lazım. Yani siz AK Parti'ye oy vermeyebilirsiniz ama seçeceğiniz insanlardan en azından oy ya hizmet götürmesi için bunu yapmanız lazım. Ya kentsel dönüşüm yok, yollar berbat, metro yok, bir şey yok. Hakikaten altyapısal anlamda felaket bir yer yani şey. Evet. Şimdi e, İzmir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin o %35.9 birinciliği diyelim ona. 36 diyelim ona. 36. Eee Milletçi Hareket Partisi'nde de %8. E, i̇kisini topladığınız zaman %44 %40. Demek ki başarılı Cumhur İttifakı. Yani oyları konsolide edebilmiş. Tabii öyle de şey, öyle görünüyor. Tabii şey. Yani şey ama daha daha yüksek olması bekleriz. Yani biraz bekliyoruz. daha çıksın, çıkması lazım Evet alt yapı yani. sorunu yüksekse. Adana'ya gelelim. Adana'da da ORC'nin anketine göre Cumhur İttifakı'nın adayı Hüseyin Sözlü %53.9'da, %54 diyelim. İlk sırada birinci. E, B, Zeydan Karalar da Millet İttifakı'nın adayı, e, CHP adayı bu. %44.3 ile e, ikinci. i̇stanbul Ankara'yı bir daha verebilir misin? İstanbul, Ank Ankara yok. Ee, Ankara yok. İstanbul'da %50.9 %51'le %51 ile Binali Yıldırım, %46.6 ile Ekrem İmamoğlu ikinci. Valla burada da 3-4 puan. Hı ee, evet. yani Binali Bey kazanacak da bence böyle kazanacak. Böyle kazan. Benim, benim görüşüm bu. Yani, <laughs> yani 49'a 47, 50'ye 46 yükü sürat ben böyle kazanacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi Zeydan Karalar Adana'da e, CHP'nin adayı Millet İttifakı destekliyor kendisini. E, ve Zeydan Karalar'ın bir videosu var. Bu videosunda tipik bir CHP zihniyetini ifşa ediyor. İşte CHP budur dedirten, CHP budur dedirten bir zihniyet. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, bir TV programda katıldığı Televizyon programında AK Partili vatandaşları kesinlikle işi almadığını, almayacağını da söylüyor. İzleyelim onu. Şu alımlarda duygusal olmuş olabilirim Değil diyorsunuz. İmkansız, da ben, partinizle hayır, ilgili hayır, mi gayet bu tabii, duygusallık? Gayet bu çok son derece doğru. Ben şimdi yalan mı söyleyeyim burada? Evet. Yalan mı Ya mi inşallah yani ben? Abi yalmam tabii ki. Tabii ki yalmam. Siyasal partiler yarışıyor ve bir siyasal parti kazanıyor. Seyhan'la ipi gösteren Cumhuriyet Halk Partisi. Ben onlara karşı sorumlu olmazsam kime karşı sorumlu olacağım? Bu çok tabii, bu çok daha 12 yıldır hükümet olan bir siyasal partinin adamı Ben ne iş alayım? Ben sizden niye alayım? Beni anlaşla karşılayın diyorum. Yanlış mı söylüyorum? Ya ben her şeyim açık ya. Ben, ben, ben böyle bir adamım işte. Yani yani, e, yani kendi bakış açınızdan haklısınız. Ben partime de söylüyorum yani. Tabii ki adam alırken ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım. Yıllar Var önce Seyfo. Seyfi Oktay, Mehmet Moğoltay. Mehmet dediğinin aynısını Zeydan Karalar da söylemiş. AK Partili birini işe almam diyor. Hatırlarsan... Niye Tay alayım diyor ya. Bak Tayyip Bey bir, bir milletvek, bir yetkilinin önce oy aldığımız yere hizmet götüreceğiz dediğini isyan etti. Hı hı. Böyle bir şey yok. Oy versin vermesin herkese hizmet gidecek dedi. Hı hı. Eğer bize oy vermiyorlarsa hatayı kendimizi arayacağız dedi. Evet. Şimdi on, bunu söyleyen bir iktidar var. iktidar olduğu halde. Ama bir de kalkıp böyle AK Partilileri işe almayacağız diyen yani. Aslı AK Partili derken MHP'li yani milliyetçi, muhafazakar, dindar insanları işe almayacağız. Hı hı. Kastettiği bu. İzleyicilerin... Kimi işe alacaksın? Ee, şimdi HDP ile ortaklık yapıyorsun. PKK'ları işe alacaksın. PKK, yani. alır. DHKPC'lileri alır. Evet, tamam güzel. yani... Güzel. E, ne kadar terörist varsa belediyeye doldurur. Esatçılar yani. varsa Türkiye'de hani Suriye'den gelip giden evet, varsa onları alır. Evet. Adana'yı böyle terör örgütlerinin Merkezi haline Ve getirecek. Ve yuvası haline getirmek için. Orada da Adana Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nde. Adana Büyükşehir'in de ilgili kültür merkezlerinde Savrodalar'dan, yerin altından PKK'lı, Bağızçı, DHKP'li çıkarsa da kimse şaşırmasın. Aradan 27 sene, 28 sene geçmiş Hı. Mehmet Moğoltay'dan bu yana. Hı. 91, 2019. 28 seneye rağmen Mehmet Moğoltay kafasıyla Zeydan Karalar arasındaki kafa arasında hiçbir fark yok. Kafa evet. aynı. Yani 1946'da da bunların kafa böyleydi. Şimdi de böyle. Şimdi de vallahi işte gidiyor seçmene, oy vermeseniz hizmet yok diyor. Beni adam yerine koymazsanız ben de sizi adam yerine koymam diyor bir tanesi. Efendime çıkıyor, söyleyeyim, bir tanesi de çıkıyor aynı işte geçmişte Seyfi Oktay, Mehmet Moğultay ne diyorsa aynı şeyi söylüyor. Yani AK Parti'ye oy veren hani biraz kırgınlık yaşayan e, ve en azından hani sandığa gitmek istemiyorum artık diyen seçmen bunları işitsin. Evet. Yani başlarına ne gelecek, yani başımıza ne gelecek eğer bunlara küçük bir prim verirseniz başımıza ne gelecek görülmesi açısından ibretlik bu aslında. Bir daha yayınlayalım o videoyu arkadaşlar. Olmuş olabilirim diyorsunuz. Bu da ben, partinizle hayır. ilgili hayır. mi? Gayet Gayet Bu çok son derece doğru. Ben şimdi yalan mı söyleyeyim burada? Evet. Ya, ya kepeleyim inşallah yani ben. Abi Yalmam tabii ki. Tabii ki almam. Siyasal partiler yarışıyor ve bir siyasal parti kazanıyor. Seyhan'la ipi gösteren Cumhuriyet Halk Partisi. Ben onlara karşı sorumlu olmazsam kime karşı sorumlu olacağım? Bu çok tabii, bu çok daha. 12 yıldır hükümet olan bir siyasal partinin adamı ben ne iş alayım? Ben sizden niye alamalıyım? Beni anlaşla karşılayın diyorum. Yanlış mı söylüyorum? Ya ben her şeyim açık ya ben ben, ben böyle bir adamım işte ya. Yani yani, e, yani kendi bakış açınızdan haklısınız. Ben partime de söylüyorum yani. Tabii ki adam alırken ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım. Kim, Kim alacak ya? Elbette CHP'liyi alacak. Demokrasi alacağım. bağlamında herkesi kucaklayacağız. Efendim bizim partiden o partiden bu partiden değil. Kim demokrasiyi savunuyorsa, insan haklarını savunuyorsa onlarla birlikte demokrasi mücadelesi vereceğiz. İşe alımlarda Yalan rüzgarı. Yalanın bassın yalan, yalan. rüzgarı. Böyle ya. bir şarkı var değil mi? Yalanın bassın yalancısın. Evet. Kimin o şey? Hande Yener'in miydi? Öyle her Yalanın bassın evet. Yalan. Ya, ya şimdi bu o zaman çık Zeydan Karaları kına. Evet. Yaptığı açıklama doğru değil de böyle olmayacaktı. Bir evet. Şey söyle. Değil mi bir şey? Bir söyle. de bunlar demek ki Adana'yı kazanırsa evet. hizmet götüreceği yer örneğin CHP'lerin hizmet verdiği mahallelere, şey oy verdiği mahallelere gidecek. Şeye oy vermeyecek. Yani AK Parti'lerin olduğu mahallelerde hizmet olmayacak demektir. Evet öyle görünüyor. bak, geliyor. Bazen bazı şeyleri böyle lafla anlatırsın da etkili olmaz. Bazen evet. çok etkili olur, bazen olmaz. Yaşamak gerekir. Şimdi bir adama dersin ki şunu şunu yapma. Bize de öyle oluyor. Şunu şunu yapma diyorlar. Yapıyorsun. Başına bir şey geliyor. Sonra kafandan ediyor O her vatandaşın oyu kutsaldır ve saygı duyuyoruz. Hiç itiraz yok. Ama bu zihniyet iktidara gelirse yaşayarak görecek o insanlar. Tamam, oyunuzu verebilirsiniz. Hiç itirazımız yok. Ama sonra ağlamayacak. Bak İzmir'de Şimdi içiniz gidiyor. Aslında CHP'ye oy vermek gibi bir niyetiniz yok. Evet. Ama işte AK Parti düşmanlıkları var. Tayyip bir nefreti var. Ama aslında her gün kendini bitiriyorsun. Aslında kendi yaşadığın mahalleyi değersizleştiriyorsun. İzmir dediğim bir yerde atıyorum bir şeyin eder İstanbul kadar olmalıdır. İzmirle İzmirlerin bir kısmında şöyle bir düşünce gelişmeye başlamış CHP'li adaya oy verenlerde. Bir dönem Nihat bekçi seçelim, ondan sonra göndeririz. Ya bak işte, ya. Ya bak <laughs> yani dünyada işler bak... görürsün, ondan sonra göndeririz. Bak bunun Mark Mezov'un Selanik kitabında bunu anlatır. Üç tane şehir vardır böyle birbirine benzeyen yakın. Bunu bu Mark Mark Mezov çok iyi anlatır. Hı. Selanik, Barcelona, İstanbul, İzmir. Hı. Selanik 18. yüzyılda biliyorsun Yahudilerin, Müslümanların, Hristiyanların hı hı. ortak yaşadığı yerde Atatürk doğduğu zaman 19. yüzyılda Selanik ticaretin başkentlerinden biriydi gitti. Hı. Sonra bu 20. yüzyılın başı, 19. yüzyılın sonları İstanbul oldu. Şey İzmir oldu. İzmir biliyorsun çok büyük zenginlerin çıktığı yerdi ve ticaret yeriydi. Şey de var. İzmir de geriledi. Abi şimdi Barcelona 1970'lerde çöptü. Bak bildiğin çöp. 78-80'lerde bir başladılar. Bugün Barcelona dünyanın en kıymetli yerlerinden biri oldu. Bir ev almaya kalksan ya da bir gezmek için şey oldu. Aslında İzmir bu üç şehirde üç şehrin içinde en güzeli. Hı -hı. en kıymetlisi ve en para edecek olan yeri. Ama işte bu CHP'nin elinde elinde bir altın var Fuat Uğur. Yani şimdi Nihat Seybek için evet dedi, altın var. Elinde Sözü bir al altın var. Ya bu seni bütün 5 4 milyonluk 5 milyonluk İzmir'i kalkındıracak. Herkes zengin olacak. Ab altını toprağın altına gömüyorsun. Ya çıkar da bunu ekonomiye kazandır. Evet, evet. Veya hadi diyelim CHP kazan. Ya hizmet edin be adam ya. Bir yol yapın ya. Ya bir şey yapın ya. Ya bak 15 yaşındaki çocuğu koy, 18 yaşındaki gibi çocuğu koy, belediye başkanı seçtir. İnan bir şey yapar ya. Evet. Bunlar onu da yapmıyor yani. Şimdi bir de yalan söylüyorlar. Yani İzmir'in e, şeyden e, gerekli katkıyı almadığını, devletten gerekli katkıyı almadığı yalanını söyler. Bu koskocaman bir yalan. Bugün gerçekten Niyaz Seybekçi'nin çok bilgili ve evet. bu konuda deneyimli Buradaydı bir insan. Niyazi Seybekçi, e, Nedim Şener'e anlatmış. Nedim Şener de bunu sormuş zaten. Kocaeli'nden sonra İzmir geliyor ve kişi başına katkıyı en yüksek alan ilimiz İzmir. Bunu bir. Evet. İkincisi zaten belediyenin emlak vergisi, çöp vergisi, bilmem ne vergisi derken gelirleri zaten garantiye alındı. Ee, yıllardır böyle zaten. Belediyenin böyle bir gerekçesi olamaz. Yani metro yaptırırsın çalıştıramazsın. İnsanlar işçiler grev yapar. Grev insan, ma işçilerin maaşını ödeyemezsin. Sonra CHP'den Kani Beko gibi eski disk başkanını gönderirsin. Grev umutsuzluktur, işsizliktir diye propaganda yaptırırsın. Rezil olursunuz. Yani bak, eskiden ne söylersiniz, şimdi ne söylersiniz? Açıktan e, şey lağımlar, kanalizasyonlar akar. Açıktan akıyor ya. Bak ben bunu oraya ne zaman gitsem anlatıyorum. Böyle insanlar bazen inanmıyor. Bak bu diyor şeye İncil Altını ziyaret etmiş e, Sayın Zeybekçi. Rögar kapağından taşarak denize ulaşan ve kötü kokular yiyen yani bu lağımla karşılaşmış. Bilmiyormuş bunu şey e, Zeybekçi. Güzelim İzmir'e bu görüntü reva mı demiş. Bak bunu git gör şimdi incir orada. Şeyde Rögar kapaklarının denize ulaştığı yerlere git bak İzmir'de. Ya şaşırırsın. Ya ben diyordum ki ya bir kişi bunu niye görmüyor da şikayet etmiyor. Ya e, belediye başkanına gidip ya buradan pislik akıyor. Lağım kokuyor. Ya şuna tedbir alın. Bir kişi demiyor mu İzmir'de bunu ya? CHP seçmeninden biri gidip bu nedir demiyor mu? Evet. Bak insanlar şikayet ediyor bunu. Ama abi bu bunu bari yapamıyor yani ya. İstanbul'da Tayyip Erdoğan 1994 yılından beri belediye başkanı. Sevgili seyirciler. Cem, şimdi bir sürü şey eleştirebilirsin. Yani yapılaşma konusunda gerekli özen gösterilmedi vesaire. Şimdi bugüne kadar Tayyip Erdoğan zaten 4-5 yıl yapabildi. Ondan sonrakileri için şimdi e, gerekli özen gösterilmedi diyebilirsin. Eleştirilerde de bulabilirsin. Ama şimdi buradan yola çıkarak söylüyorum. Kardeşim Cadde Bostan'da bugün denize girilemiyor mu? Girilebiliyor mu? Giriliyor. Yani bugün şehrin göbeğinde denize girilebiliyor mu? Ya. Giriliyor. Bu kadar basit. Boğaz'dan denize giriliyor mu? Giriliyor. Niye? Çünkü iki taraflı kolektörlerle, atık tesisleriyle Boğaz tertemiz hale getirildi de ondan girilebiliyor. Bunu kabul edin ve teslim edin kardeşim. Bunu AK Partili belediye başkanları yaptı. Bunu Tayyip Erdoğan yaptı ve yaptıttı. 95-96'daki tartışmaları için bak iki tane olay. Şimdi çok basit görünüyor insanlara ama evet. yaşı yetenler hatırlayacaktır. Ümraniye'deki çöplük. Evet. Efendim ya her gün yanıyor, kokuyor bilmem neydi orayı halletti ki oranın o pislikten yayılan kokunun İstanbul'u nasıl mahvettiğini bizim gibi yaşı yetenler bilir. İki, Haliçik. Bak bir tane profesör, adını hatırlamıyorum ya. O zaman Kanal 6 televizyonu vardı. Sen çalıştın değil mi orada? Çalıştım. Çıktı buraya. Ya Tayyip Erdoğan dedi şey dedi kapatsın dedi. Ee, beton döksün üzerine. Haliç'in üzerine. Hali üzerine beton döksün Bugün Haliç'te işte balık tutuluyor. İşte, o her profesör kim bilmiyorum ama Kanal 6'da yayınlandı bu. Bu şeyde de yayınlandı. O zamanın Aktüel Dergisi'nde bu öneri olarak orası dök, dök, toprak doldurusu yeşil alan haline getirsin O profesör dedi. kimdi? Bunu gazeteci arkadaşlar hani şey yaparlarsa o dönemin bir profesördü bak hatırlıyorum. Biraz da böyle göbekli çıktı. Bu dedi Tayyip şey kapatsın bunu dedi. Ne gerek var dedi. Abi ta, onun içindeki pislik çıkarıldı, yerleşimi açıldı. Ve Denizli... o Haliç e, ka, şey, söyle Marmara Denizi'ne boğaza bağlandı. Oradan su sirkülasyonu sağlandı. Tasar yerden getirildi. O su, sirkülasyonuyla Haliç e, şeye, hem Marmara'ya hem de boğaza tekrar böyle bir e, kanal kuruldu ve Haliç temizlendi. Sütlüce'den filan bazen hani o diyelim ki AK Parti binasına oradaki yerlere gitmek isterken Deniz taksi filan tutuyorsun bazen evet. gidiyordu. Şimdi bunlar açıldı. Bunlar şimdi ya, yani yaşamayan etmeyen bilmez ama bu büyük hizmetler o zaman yapıldı ki. Kağıthane Sadabat günlerine döndürüldü adeta oranın yeşilliği açısından yani söylüyorum. Şimdi sen iyi elinde İzmir var. 15 yıldır yönetiyorsun. Bir altın mücevher var. Mücevherin bunu yapamıyorsun ya. Evet. Ya yani İzmir. abi Ama böyle bir de... Tayyip Bey diyor ya, böyle bir dert yok. Adamın davan olacak ya. Böyle bir dert tasalanmazsan Evet. kaygılanmazsan yapamazsın. Evet. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdi anketlerde %42.6 falan gibi görünüyor. Bence bunun tam tersinde olması lazım. Niyazi Seybekçi'nin İzmir Belediye Başkanlığı'nı alması lazım. Şimdi anket şirketlerinin e, dün akşam Tayyip Erdoğan yine bir canlı yayındaydı. O canlı yayında da e, kendisine soruldu anketler e, ile ilgili düşüncesi. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anketlerin ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz. Yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz ama nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz artık 4-5-6 seçim öncesi anket ciddiyeti kalmadı. Manipülasyon çok ileri sipariş üzerine anketler yapılıyor. Bir tane anket şirketi kullandıkları anketörler vesaire falan icabında aynı kişiler oluyor. Buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkanlara kalkıp şu anketi yaptım diyor. Burada belli satışlar var. Dolayısıyla güven vermiyor biz kendi parti çatımız altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu sonuçları paylaşmıyoruz. Çalışmalarımızı yönlendirmek için değerlendirme Bunu, yapıyoruz diyor. Bu anketlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Bunu da gerçekçi olarak ortaya koymak lazım. Bu anketçilerin yani uçu e, algı yapanını kendi ideolojik görüşleri doğrultusunda yorum yapanları ayırıyorum ama düzgün anket yapanlar da var. Onlara da bir şey demiyorum. Ya da çok ciddi yanılanlar vardı. İşte onlardan burada çok bahsedik. Yalnız bu anketler bir de niye kesirilemiyor? Sana onu söyleyeyim Fuat Evet. evet. Bu şimdi sandığa gitmeyeceğiz diyen bir oran var. Şimdi 24 Haziran seçimlerinde bu karşı taraf Erdoğan'ı deviririz diye. O zaman %90'a yakın bir katılım oldu mu? 87 mi? 88 mi de katılım oldu? Evet. Şeyde 24 Haziran'da. Şimdi bu oranın %80'de kalacağı söyleniyor 79'da. İnsanların bazılarında bir yılgınlık var. Bu ekonomik meselelerden, AK Parti'den ufak tefek şikayetleri olan bazı insanların da bu sandığa gidip gitmemeyi ölçemiyorlar. Hı hı. Şimdi o yüzden de mesela diyelim ki Binali Bey İstanbul'da 50'ye 46 veya 49'a 47. Bunları tam ölçememelerinin bir sebebi de bu. Bence bu katılım da belirleyici olacak. Benim AK Parti seçmende yani nasıl olsa kazanırız. Şimdi o Gezici'nin anketi var ya, hı hı. adam maşallah dağıtmış poşayı. Fazla fazla vermiş AK Parti. Yani fazla fazla vermiş derken ya kazanacağı bursayı vermemiş bana göre. Evet. Kaybedeceği diyeyim ki başa baş olan yerlerde de çok fazla vermiş. Evet. Şimdi bu tür algılara gelmeyin. bu tür manipülasyonlar var evet. Sandığa gitmek lazım. Bak evet. şimdi bu insanlar ya yani bir oy bir oydur. Batı'da şimdi Amerika'da şikayet eden insanlar var. Demokratlar diyor ki biz sandığa gitmedik. Trumpçılar gitti, kazandı. Hı. Türkiye'deki muhafazakar seçmen de dinle. Yani sandığa gitmek lazım. Çünkü o bir oy bir oy hakikaten bir oydur. Sonra uzun vadede bunların zararını hepimiz görüyoruz. Yani. İşte İzmir. Şu işte AK Parti kazansın bambaşka şeyler olacak. Hı. Ama CHP kazanıyor. AK Parti kazansın Barcelona ikinci plana düşmese ne oluyor? Çok çabuk düşer. Yani çok, çok çabuk. çabuk düşer. Buna rağmen bunu yapılmıyor yapmıyorlar. Şimdi o yüzden de sandığa gitmek lazım. O açıdan işte bu bazı anketçiler konuş öl konuşuyoruz. Ölçemiyoruz çünkü adam sandığa gitmeyeceğim diyormuş. Şimdi sandığa gitmeyeceğim derse bu muhalefete yarar. O evet. yüzden de insanların sandığa gitmesi lazım. Bu muhalefet, e, CHP, İyi Parti, HDP cephesi Türkiye'yi bir Venezuela'ya dönüştürmek istiyorlar. Arkalarında işbirlikçisi oldukları küresel güçler var. Her türlü baskıyı yapıp Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek ve Türkiye'yi Venezuela'ya dönüştürmek. Bunun için de 31 Mart seçimleri onlar için bir koz teşkil edecek. Planları belli. Yani bu plan sır değil Cem. Yapmak istedikleri şu... AK Parti'nin oylarını, Cumhur İttifakı'nın oylarını, MHP'nin oylarını geriletmek ve buradan bir meşruiyet tartışması açıp ve sokak vandalizmiyle yürümek istiyorlar. Bunu da yaparken yanlarına YPG'yi, PKK'yı ve FETÖ'yü alarak bunu yapacaklar. Ve bu yüzden bunun cezasını yaşadığımız ekonomik sıkıntının kat be kat katmerleşmesiyle ve bir ekmeği muhtaç hale getirilmemiz istenerek ve bu hedeflenerek biz çekeceğiz. Oysa biz kendi ayakları üzerine duran bir milletiz, bir ülkeyiz. Silahlı güçlerimiz gerçekten kendine yeter seviyeye geliyor yavaş yavaş. Yaptığımız Mavi Vatan tatbikatı zaten dosta düşmana, herkese neyin ne olduğunu gösteriyor. Biz güçlü bir ülkeyiz ve kendimize yeteriz ve onlarla da baş ederiz. Ama bunlar bizi, işte 31 Mart seçimleri sonuçlarıyla zayıf düşürmek istiyorlar. Meşruiyet tartışması açmak istiyorlar. Ve sokakları PKK, YPG, FETÖ, DHKPC ile hareketlendirmek istiyorlar. Türkiye'yi Venezuela'ya dönüştürüp bir müdahale kapısı aralamak istiyorlar. Amaçları bu. Ondan sonra başımıza gelecekleri lütfen düşünelim. İşte Seyhan Belediye Başkanı adayı Akif Kemal Akay. Yani gizledikleri, gizledikleri o ittifakı bakın diğerleri gibi patır patır açıklıyor. İzleyelim. Bu ittifakta, bu ittifakta sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var, Saadet Partisi var. Bu ittifakta, bu ittifakta sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var. Saadet Partisi var. Bu ittifakta. Bu ittifakta sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var. Saadet Partisi var. Bu ittifakta. Bu ittifakta sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var. Saadet Partisi var. Bu... <laughs> Şimdi Tabii ki bu eğer bunu hep söylemek lazım. 31 Mart seçimlerinden sonra istediklerini elde ederlerse yani göreci olarak ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın oylarında bir düşüş görürlerse bunlar meşruiyet tartışmasının anında açarlar. Hmm. Türk tarihine bakmak yeterlidir. Hele yakın siyasi tarihe. Anında o meşruiyet tartışmalarını filan hepsini başlatırlar. İşte İyi Parti, CHP, HDP, Saadet şey gördük. Saadet'in kanalında adam LGBT'nin tartışmasını yapıyor. Ona hak vereceğim bilmem nedir diyor. Bunu normal biri söyler de Erbakan'ın kanalında, Rahmetli'nin kanalında saadetçiler yani kendi dünya görüşleriyle taban taban zıt şeyleri istiyorlar. Bir komünisti ağırlıyorlar. Yani Marksist, evet. Leninist yani belki PKK'ya sempatiyle değil PKK'yla gibi düşünen adamları ağırlıyorlar programlarında. Düşün bu anca iyi niyetli izah edilemez. İyi partilerden tık yok. Koray Aydınlar, Ümit Özdağlar saklanıyorlar yorganın altına girmişler. HDP ile PKK ile ilgili tek bir şey söyleyemiyorlar. Tunç Soyan ile ilgili bir şey diyemiyorlar. Efendim e, herhangi bir işte bu tür Zeydan Karalar'ın diğer açıklamaları görmüyorlar. Onun sonra da biz vatan seviyoruz. Hayır siz vatan sevmiyorsunuz. Siz Erdoğan ve AK Parti gitsin de vatan isterse 30'a bölünsün derdindesiniz. Evet. O açıdan da hani şimdi bazı meselelerde eleştiriniz olabilir ama bu adamların olduğu Türkiye'de sen ekmek bu ekmeği zor bulursun. Evet. Bak bunu çok abartı bulacaklardır. Ekmeği zor bulursun. Çünkü bu zihniyeti biz gördük. Hani karne marne eskilerde kalmadı bunlar. Bunların gittiği belediyelere bak ya. Ya şimdiden ne yapacaklarını fragmanlarını yayınlıyorlar. İşte Zeydan Karaları dinliyoruz. İşte Akif e, neydi adamın adı? E, Seyhan Belediye Başkanı, başkanı Akif Başkan adı Akif, Akif Kemal Akay'ı Kemal Akay. dinliyoruz. Yani ne dediklerini görüyoruz. İşte Şişli Belediyesi maaşları ödeyemiyor. Ödeyemiyor. Çöpler sokaklarda. Avcılarda maaşlar ödenemiyor sokaklarda. Kartal'da maaşlar ödenemiyor sokaklarda. İşte CHP'nin filminin yani şey gelecekteki olası filminin belediye başkanlığı hikayesinin İstanbul'daki fragmanı budur. Bunda bir de bu iş, işin neyini de biliyor musun başkanım? AK Parti MHP şimdi hizmet verelim. İşte ekonomiyi daha iyi yapalım, köprüyü yolu değil, yapalım. Değil. Yok AK Parti'nin derdi bu. Yani ha, ha şeyin derdi, yapalım. muhalefetin ha, derdi bu değil. Yok şimdi şu silahları yapalım, milli Hı -hı. güvenliğimiz daha iyi olsun. Hep bir dert ve ileriye dönük bir adımlar var. Bunların meyvelerini yiyeceğiz. Ama şu muhalefet bazı adamlar biliyorsun insan tipolojisinde de böyledir. Hengameyi seven tipler vardır. Böyle kaostan beslenen tipler vardır. Böyle evet. CHP'de de ortalık karısın, ülke darma Karman Çorman olsun. Bunlar da orada hem kendi PR'ını yapsın hı hı. hem de böyle hizmet gibi değil de bu belirli belediyeler bunlarda olsun onun rantını yesin. Böyle hizmet gibi bir dertleri şey yok. Erdoğan iyisin de bunlar bir şeyin koalisyonu iktidar olur filan. Bu 7 Haziran 1 Kasım döneminde biliyorsun CHP ile koalisyon kurulsun diye yırtılan bir kesim vardı. AK Parti'nin içinde de vardı bir grup. Şimdi ben muhalefetten o zaman bir milletvekiline dedim ki siz hakikaten koalisyon kurulsun mu istiyorsunuz dedim. Yani yok dedi ya belki dedi 2-3 bakanlık alırsak dedi 3-5 dedi işte havamız olur. Hani bakanlık bizde işte bir şey olur dedi. Yani yıllardır yok bu bizde. Dertleri inan bu bak. Bunu bana 2015'e söyleyen milletvekili hala şeydi etkili pozisyonda. Ya şimdi bunlar bu yani şeyleri yok. Böyle hizmet edeyim filan. Mesela kıtalar arası balistik füze yapayım diye bir dertleri var mı bunların? Evet. Uzay teknolojisinde ilerleyelim diye bir dertleri var mı? Örnek söylüyorum şimdi. Tarımda şöyle yapalım. Ya bugün şeyi sözcüde şeyi okuyorum. Nedir o eski büyükşehir belediye başkanına? Yılmaz büyük her şey. Allah uzun ömür versin. Ya ya şimdi bahsettiği şey, abi kafa 1940'ta kalmış. Hmm. 30 39 yani kafa. Hmm. şey köy nedir o? Köy istitüleri. ya Konu şey söylüyor. Ya kırsalda diyor tarımı geliştireceğiz. Ya arkadaş tarımı geliştir de. Ya adam şimdi sen bin ton domates sat bilmem. Adam bir helikopter satıyor sana. Bir tane denizaltı veriyor. İşte bütün dünyanın tarımına denk bir para ediyor. Tam onları da yap da, abi hala tarım, köy böyle hep kafa şeyde kalmış, köylülükte kalmış. Ya Bunu da, eleştirmiyorum ta, ta. da. Tarım projeleri da. tabii ki tarım projelerini desteklemek, de, yani tarıma yatırım yapmak çok önemli. Yani bütün dünyada tarıma yapıyor. Ya yatıyor. yapsın da, yani Biri diğerinden ayrılmıyor. Onu söylemek istiyorum. Ya bak şimdi, biri diğerinden farklı değil. Avrupa'nın serası bu ayrı gider, o ayrı gider. Avrupa'nın evet. sebze meyve bahçesi kim? İspanya değil mi? Barcelona, bu Tenerife. Oralarda yapıyor. Sevilla. Buralarda yapıyorlar. Yani onlar her yaptı. Şimdi burada da bir dönem, bu dönem öncelik kırsal kalkınmada diyor. Neyle? Tarımla. Ya sen tarımla adam sana iki helikopter satar senin bütün kırsal kalkınmanı geçer. Bu orada da iyi olalım. Bir şey dediğim yok. Ama niye daha büyük proje Abi, Eskişehir gibi yer. Dünya markası yapsana burayı. Öyle değil mi? Yani ne bileyim bir şeyin üssü yap orayı. Uzay üssü yap. Ne evet. bileyim, bilim üstü yap, başka bir şeyin üstü yap. Ya evet. şey, domates geliştirmeyi arttıracağız. Ya 1 milyon ton yaptın domatesi diyelim. Ne olacak? Ya bir denizaltının parçası etmiyor ya. Fiyat olarak söylüyorum ya. Yani. Hani kum 1 dolar. Kumdan cam yaparsın 10 dolar. Çip yaparsın 1000 dolar. Değil mi yani anlatmaya çalıştığım bu. Yani adamlar hala 1940 modelde kalmış ya. Evet. Şimdi, Analogda kalmışlar yani, yani. Yani daha doğrusu tarımın... Ee geliştirilmesini hala köy enstitülerine bağlayan bir kafa bu. Oysa tarım şimdi farklı usullerle gelişiyor. Artı bir de Türkiye tarımı Avrupa'daki en çok üretimi istihsali olan ikinci ülke. Biliyor musun? Türkiye? Evet, evet i̇kinci evet. Ülke, şey. Türkiye. Türkiye buğdayda kendine yeten bir ülke. Hala işte saman ithal ediyoruz. Yani Türkiye milyonlarca ton saman üretiyor ama e, ta bundan 4-5 yıl önce bir şey olmuş, bir iklim nedeniyle bir sıkıntı olmuş. 20 bin ton, 4-5 yıl önce 20 bin ton, bak 20 bin sadece ton. Hı -hı. Saman İtalya'nın, hala bunu söyleyip duruyorlar tamam mı? Böyle bir hastalıklı kafa var. Yani evet tarımda bir sürü sıkıntı var. Bütün bunların giderilmesi için işte bugün Pak Demirli de Sayın Ekrem Pak Demirli de açıklamalar yaptı. Tarıma 3.7 milyar liralık bir kredi verileceğini ve dün çiftçilerle toplantı yaptı. Tayyip Erdoğan ve tarımda getirebilecekleri, getirilecek yenilikleri ve onlara yapılacak yardımların desteklerini sözlerini evet. verdi. Eee ya bu öteden beri devam eden bir şey zaten ve bu devam edecek. Şimdi sen biraz önce söyledin ya. Şimdi bu adamlar yani CHP'sinden, HDP'sinden, İyi Partisinden, Saadet Partisine kadar hakikaten ülkenin geleceğini, geleceğini ipotek altına almaya çalışan güçlerin adeta birer maşası gibi çalışıyorlar. Ee, dediğin gibi Saadet Partisinin televizyonu TV5'e çıkıp adam e, yani Tabii yani kendi görüşü doğrultusunda her şeyi söyleyebilir. Ben buradaki çelişkiye değiniyorum. Önceki günde söyledim. Yani gay ve lezbiyenleri Saadet Partisi'nin televizyonunda övebilirsin. Ve onlarla ilgili bir takım düşüncelerini ifade edebilirsin. Ben Saadet Partisi'nin buradaki iki yüzlüğüne işaret ediyorum. Tabii etmedim. canım. Nitekim tabii yaptığım, yaptığımız yayın üzerine bu Alper Taş'ı yani bu konuşmayı yapan CHP'nin büyük şey, şey Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş'ın programına davet eden Çağlar Cilar'a e, Halk TV'nin de sunucusuydu o. Çağlar Cilaralı'nın programına son verildi. Kendisi de kanaldan kovuldu. Çağlar Cilaralı da bir açıklama yapmış. İşte maalesef e, sona erdi filan falan, falan diyor. Çağlar Anca... Cilaralı'yla bir şey diyeyim. Araya gireyim. Evet. Şimdi bu arkadaş KRT'de PKK FETÖ çizgisine geldi. Evet. Bak, PKK FETÖ çizgisinde yayınlar yapıyordu. Tabii, evet, Hatırlı, öyle. Burada çok Yayınlarını çok aldık burada. Yani evet. FETÖ davalarını sulandıran eden yayınlar yaptı. Oradan def ettiler hı hı. bu şeyi küçük çocuğu. Oradan geçti Halk TV'ye. Atatürkçülük oynamaya başladı. Hı hı. Bak Doğru. Atatürkçülük oynadı ya. Hı hı. Adam şimdi PKK FETÖ'yü bıraktı Atatürkçülük oynadı. Gerçi onlar... Çok acayip karışık bir çocuk. Halk TV ile KTRT çok uzak değildi. Hani şey olarak, kafa olarak PKK FETÖ... Birisi CHP... Tuncay Özkan'ın kanalı oldu zaten. Hani şöyle CHP, FETÖ, PKK buna çok uzak değil. Bugünkü CHP'yi kastediyorum. Oradan geçti TV5'e daha hani dindar değil mi? Daha böyle İslamcı. Orada da bu sefer bunu satmaya başladı. Arkadaş siz Ama nesiniz? Ama sonra birden pat diye işte Alper Taş'ı aldı. Sen şimdi Müslüman mahallede salyonga satmaya başlarsan Hı -hı. bu tepki verir. Alper Taş bunu Tele1'de, Halk TV'de, başka yerlerde söyleyebilir. Ama sen Erbakan'ın kanalında bunu söylersen Temel Karamolu da böyle mi düşünüyor diyorduk. Böyle düşünmediğini ben gördük. Ben de onun için sordum. Yani madem gay lezbiyenlere kanalını, ekranlarını açacaksın. işte daha önceden işte önceki seçimden önce Sisi, transseksüel Sisi size üyelik başvurusu yaptı. Niye reddettiniz Program yani? Program yaptı. Bak benim Temel Bey'e ve o oradaki saadet oy verenler genelde yaşı biraz daha emekli insanlar gibi. Hani böyle yaşı daha ileride insanlardır. Oradaki ben abilerimize diyorum ki "Baldem o kadar sempatiyle bakıyorsanız LGBT'lilere bir tane program yaptırın birine. Evet, Dedi sizciyi alın. Evet. Bir tane program yaptırın abi. Bakın haklarımızdır deyin. Avrupa'dan örnekler verin. Biliyorsun festivalleri yapılıyor bunların dünyanın birçok. Onu da yaptırın o zaman. Evet. Peki bu Alper Taş bir İmeçe televizyonda yaptığı konuşmayı da getirmiştik biz. Şimdi bir tane daha videosu var Beyoğlu Belediye Başkan. Yani CHP'nin Belediye Başkan adayını tanıyın sevgili seyirciler. CHP'ye oy verecek olanlar Alper Taş'a oy verecek olanlar CHP'nin adaylarına oy verecek Ey olanlar. Ey İskoçyalılar görün İskoçyalılar bakın görün ne tür adaylar var. 2 Süleyman Soylu açıkladı. 299 HDP'li, İyi Parti, CHP meclis belediye meclis üyeliklerinde aday gösterdi. 299 HDP'li Süleyman Soylu açıkladı buna. Evet. İsim isim biliniyor bunlar. Yani insan bundan utanır ya. Bir de ittifak yapmıyoruz diye yalan söylüyorsunuz. Yüzünüz kızarmadan yalan söylüyorsunuz. İşte bu videoyu getirelim. Bakalım Alper Taş Cizre'deki hendek operasyonları sırasında ne demiş? Ne demiş? Adayınızı görün tanıyın diye bunu yayınlıyoruz. Bütün dünya Cizre'yi izliyor. Yani şu an bütün dünyanın gündeminde Cizre var. Yani gelin e, sosyal medyaya, gelin bütün medyaya Cizre. Cizre'de ne oluyor? İnsanlık... Hapsedilmiş vaziyette. insanlık öldürülüyor, bebeler öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor. Kim kuşatmış burayı? Devletin silahlı güçleri. Bütün dünya Cizre'yi izliyor. Yani şu an bütün dünyanın gündeminde Cizre var. Yani gelin e, sosyal medyaya, gelin bütün medyaya Cizre. Cizre'de ne oluyor? İnsanlık hapsedilmiş vaziyette. insanlık öldürülüyor, bebeler öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor. Kim kuşatmış burayı? Devletin silahlı güçleri. Bütün ne güzel değil mi ee, arkadaş? Bak abi, yani insan bazı şeyleri böyle duyunca üzülüyor Fuat Or. Cize'de bebekler öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor. Kim kuşatmış burayı? Devletin silahlı güçleri. Ne Devletin zaman silah... hendek kalkışması? Devletin silahlı, silahlı gücü ne ya? Bu ne ya? Devlet dediğin bir şey mi? Devletten şey gibi, mafya gibi bahsediyor. Evet. Böyle silah, terör örgütü gibi bahsediyor evet, Devletin devlet. Silah... Devlet dediğin zaten insanların güvenliğini sağlamak için vardır. Eğitim, sağlık işleri için vardır. Ve terör örgütlerini bitirmek için vardır. Dağdakini gebertmek için, şehirdekini yakalayıp yargı önüne çıkarmak için vardır. Buraya kalkıyor devletin silahlı güçleri. Bak bu adamın seçilmesi de Beyoğlu için milli güvenliktir. Hı. Ya ben bu adama şimdi Cizre'de bebekler öldürülüyor, devlete katil diyen Atilla Ahmet Şık'tan farkı yok bunun. Hı hı. Yani demek ki yarın bir gün devlet Güneydoğu'da bir operasyon yapsa bir yere be devlet bebek kat kadın kat, katlediyor diyecek. Abi Suriye'deki operasyon yapsak ona karşı çıkacak. E bir de şimdi devlet PKK operasyonu yapsa onu eleştirecek. Bu adam orayı PKK'nın cephaneliği yapar. PKK'nın merkez üssü yapar. PKK'nın her şeyi yapar bu. Bu açıdan yapar. da böyle adam Hiç bundan şüphem yok yani. Ama bu bunu seçilirse de yani bakanlık, İçişleri Bakanlığı mevzuatı <laughs> gereği terör örgütüne bu kadar sempatiyle bakan adamlara buralarda emanet edilemez. Eğer bu açıklamalar böyle devam ederse. Bu evet. nedir ya? Devlet adam öldürüyor. Devletin silahlı güçleri. Bebekleri katlediyor Cizre'de devlet. Bunu bu Levent Gültekin de söylüyordu. Ahmet Şık da söylüyordu. Bilmem. Hatta Levent Gültekin'in videoları var bak. Ne diyor biliyor musun? Bebekleri diyor böyle 5 kiloluk, 3 kiloluk torbalarda veriyorlardı parçalarını diye. Yalan yanlış. Gerçekle hiç bağdaşmayan şeyleri söylüyorlardı. Şimdi bunu devlete bu kadar kolay küfredilir mi ya? Şimdi bu adamla şimdi Beyoğlu'nun İstanbul'un en merkezi yerinin adayı bu adam. Yani devlet ne yaptı ya? Devlet PKK'nın 10 e, şehirde açtığı hendeklerde hendeklerde ve evleri birbirine bağlayan tünellerde başlattığı silahlı ayaklanmayı bastırdı. Peki devlet PKK'nın başlattığı bu silahlı ayaklanmayı, hendek savaşını yaparken orada yaşayan halk ne yaptı? Tabi utanmaza sorsan bunun vereceği cevap yok. Vereceği cevap da uyduruk kıydırık cevaplardır. Halk? PKK'lılardan illallah dedi bezdi. Ve çünkü şöyle bir düşünceye sahipti. Bu devlet size çözüm sürecinde elini uzattı. Reddettiniz. Elini elinizin tersiyle ittiniz. Bundan sonra Allah belanızı versin. Sizi devletin silahlı güçleriyle, devletin güvenlik güçleriyle baş başa bırakıyorum. Ne haliniz varsa görün dedi. Ve aldı eşyalarını, sırtladı denklerini, yüklerini ve çekti gitti. devlette de bunları 4000 adedini Gebertti. Öyle ve, değil mi? Evet, hendeklere gömdü mü? Gömdü. İşte bütün dertleri bu. Gömüldü bu teröristler hendeklere ve bunu hazmedemiyorlar. Çocuklar öldürüldü diye bu operasyonu itibarsızlaştırmaya Ayrıca, çalışıyorlar. Ayrıca orada e, daha sonra Bakanlık, Çevre Bakanlığı buraya el attı. Oradaki konutların hepsi yenilendi. Evet. İnsanlara teslim edildi. Yollar yapıldı. Kayınlar atandı belediyelere. Evet, Cizre bugün ışıklandırmasıyla parklarıyla, yollarıyla, bahçeleriyle çok güzel evet, bir şehir akşamları haline. Akşamları sokağa çıkıp böyle çay kahve içecekleri bir yer, yer haline getirdi. Ama eee hendek kazan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibiler şimdi cezaevinde çürüyor. Hadi şimdi delikanlıysanız aynı görüşleri şimdi de savunun. Evet. Hendekleri savunuyordunuz HDP'liler. Çıkın savunun. Devlet yok, cizrede adam öldürüyor. Katil devlet diye sloganlar atmayı biliyordunuz. Hadi şimdi evet. atın. Bak ağzınızı açamıyorsunuz. Ağzınızı açacak durumunuz kalmadı. Niye? Devletimizin aldığı tedbirler sayesinde bunların bu işlerini görmek lazım. Bunların bu işgüzarlıklarını görmek lazım. Devlete katil diyen adam Beyoğlu'nu yönetemez. Hı hı. Yönetemez o adam ya. Ona orası emanet edilemez. Yani millet seçer ayrı ama seçildikten sonra PKK desteğine devam ederse oraya da kayyum gelir. Allah HDP ile ittifak yapan CHP ve İyi Parti'ye bu ülkenin belediyeleri emanet edilemez. Emanet edilirse bu belediyelerin bir PKK HDP yuvası haline geleceğini herkes bilsin. Mesela şimdi herkes bilsin. Beyoğlu, Kadıköy, başka neresi var? Bun diyelim ki bunların aldığı bu PKK aldılar. Buralardan diyelim ki bu PKK teröristler bir şey yaptı da masum insanlarımızı öldürdü. Sonra vatandaş bize demez mi devlete niye tedbir almıyorsunuz diye? Şimdi bir şey olmadan tedbirini alman lazım. Evet. Olduktan sonra tedbirini almanın bir anlamı Devlet yok. Devlet meşru yollarla sana gerçeği gösteriyor. Evet. Yani bak bu CHP İyi Parti ittifakına e, İyi Partinin kurucusu Özcan, Yeniç Özcan Yeniçeride tepkisini koyuyor. Özcan Yeniçeri bak İyi Partinin kurucusu MHP'den ayrılmış. Şimdi bağımsız. Dinleyelim. HDP ile iş birliği ve ona onunla birlikte adeta e, siyasette bir sonuç almaya çalışmak ise çaresizlikten, e, ettikten başka bir anlamı yoktur. Ülkeyi bölmek için emperyalizmin emrine girmiş olan unsurlarla hiç kimse işbirliği yapamaz. Böyle bir işbirliği de meşru olamaz. Teröristi besleyeceksiniz, teröriste destek olacaksınız, teröristi meşrulaştıracaksınız, makulleştireceksiniz. Sonra da Türkiye'yi ileriye götürmek için hizmet ettiğinizi söyleyeceksiniz. Burak argolar güler. Vatandan taviz verilerek, milletin birliğinden taviz verilerek, Mehmetçiğin kanından taviz verilerek seçim kazanılamaz. Sırtımızı PYD'ye dayandık. Buralardan defolup gideceksiniz söylemini edenler siyaset değil, terör yapmaktadır. Bu dil siyasetin dili değil, terörün dilidir terörün dilini konuşanlarla işbirliği yapmak, üstü açık veya kapalı yan yana gelmek hiçbir siyasi partiye hiçbir katkı sağlamı sağlamayacaktır. HDP siyasi kamuflajlı bir terörist organizasyondur. Kapatılmalıdır. Açıkça söylüyorum, kapatılmalıdır. HDP ile işbirliği değil. HDP'nin halkları, mezhepleri, bölgeleri birbirine düşüren politikaları reddedilmelidir ve HDP susturulmalıdır. Haddi bildirilmelidir. Haksız mı? Şimdi bak Özcan Yeniçeri Hoca milli ve yerli bir adamdır. Hakikaten görüşlerimiz bazı konularda ters olabilir. Çok da program yaptık ama yüzde haklı. Akşener'e, Sayın Akşener'e çağrı yapıyor. Onu biz genişletelim. Koray Aydın'ı, Ümit Özdağ, diğer iyi partileri de davet edelim. Bu nedir arkadaşlar? Siz HDP ile, yani devletin toprağını göz koymuş HDP'lerle işbirliği yapıyorsunuz ve bunu işbirliği yoktur diye güya söylüyorsunuz. Ortaklık yok diyorsunuz ama her yerde işbirliği yaptığınızı görüyoruz işte. Seyhan Belediye Başkan adayının dediği CHP'li ortada. Ya bunu İyi Parti'ye oy verecek vatandaşlarımızın da görmesi lazım. Benim İyi Parti'den bir umudum yok. İyi Parti kendini HDP'ye teslim etmiş. Hı hı. Artık HDP ağzını açacak durumu yok. Yani ne Tun Soyer konusunda, İYİ Parti evet. ne Mansur Yavaş konusunda, ne İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu konusunda söyleyecekleri hiçbir şey yok. O açıdan da HDP ile şu an e, İyi Parti işbirliği yapıyor. Ya yani evet. ülkücülerle yani bütün ülkücüleri kastetmiyorum. İyi Parti'de kendine ülkücü olduğunu söyleyenlerle PKK'nın siyasi kanadı HDP işbirliği yapıyor. Evet, aynı. alın bunun hani kınasını mı yakın diyeyim ne diyeyim ya hayrını görün yani. Hayrını görmesinler. Hayır yani şey olarak, görmesinler bunun ama böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunun başınıza Sen, çalın yani. Bunu alıp niye Meral Akşener çıkıp bunu yalanlamıyor, böyle bir şey yoktur diyor. Niye Meral Akşener çünkü iftira atmakla meşgul de onun için. Tutmuş, e, Erdoğan diyor Denizli seçmenlere terörist dedi diyor. Nasıl bir uydurma ya? Yani hakikaten Erdoğan demiş ki bu kadın şirazisten çıkmış demiş. Yani Şirazi'den çıkıp Ben Denizli'ye de gittim. Orada böyle bir şey ifade kullanmadım. Yani Denizli'de seçmenlerin biliyorlar kullanmadı Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular. Bir yerden kopacak. Ama şimdi zaten Bay Kemal yalancı diyor. Bu da ondan yalanı iyi kaptı. Ve ona diyorsa o da onu söylüyor diyor. Yani bir insan yalan söyler de. Yani akla ve mantığa sığabilecek bir şey mi? Yani Erdoğan çıkacak Denizli seçmenler siz teröristsiniz. Yani bu insan bu kadar utanmaz niye, yalan niye, söyler, ya, niye ben söyler mi? Niye söylüyor? çünkü biz PYD'nin, YPG'nin siyasi kanadı izleyen, biz sırtımızı YPG'ye, PKK'ya dayadık diyen adaylarla işbirliği yapıyorlar, işbirliği iş tutuyorlar yapıyorlar. bir halvet oldular. İşbirliği yapıyor. Meral Akşener çok açık. PKK'nın siyasi kanadı ile şu an işbirliği yapıyor. Evet. Bunu izah edemiyor. Sahaya da çıkamıyor. Evet. Halkın arasında da karışamıyor. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan insanlara şunu dedi, bunu dedi. iftira, i̇ftira atıyor. atıyor ya. Bunun akıl alır arkadaş, gibi değil yani. Denizli herhalde AK Parti'nin Ege'de güçlü olduğu yerlerden biri ve iyi oy alıyor orada da. Yük, evet. Çok yüksek oy alıyor. Evet. E şimdi sen sanki iyi Parti olarak orada çok yüksek bir oyun var da evet. insanlara. Ya sen öyle şu e HDP ile PKK ile YPG ile yaptığın işbirliğini anlat. Evet. Kınıya ağzınızda şöyle dolu dolu bir PKK'yı kınadığınızı göremedim ben ya. Kınamıyorlar Cem. Fırat Çakıroğlu'nun katillerine bir tek laf ettiğinizi göremedik. Bugün ya. yazdım. Mansur Yavaş PKK'yı neden kınamaz diye bir yazı yazdım. Evet. Yani sen şimdi PKK'yı ağzına almazsın. HDP'yi ağzına almazsın. Tek bir laf etmezsin. Dindar insanlara hayvan düşmanı diye iftira atarsın. Ülkücüyüm diye geçinirsin ama PKK'ya tek laf etmezsin. Yani sen durup dururken dindar insanları niye hayvanlara eziyet ediyorlar? hayvanlara eziyet edenler dindar insanların arasından çıkıyor diye iftira atıyorsun. Bu, bu nasıl bir şeydir ya? Böyle kötü bir yalanı, böyle rezilce bir yalanı insan nasıl olur da söyleyebilir? Nasıl bir iftiradır bu? Şimdi, i̇ftira sizin ruhunuzda mı var kardeşim? Nedir bu ya? Bunu da işte AK Parti'nin bence daha iyi kullanması lazım. Ya bak Mansur Yavaş, dindar insanların çocukları, köpeklere ve hayvanlara zulmediyor. Ya yuh Daha yani pes doğrusu. Ya bu laf aslında biraz ırçılık Yani evet. şey gibi. Nefret suçu ve Amerika'da ırkçılık. şöyle zenciler şöyle yapar gibi. Ha, aynı onun gibi. Yahudiler böyle yapar gibi Avrupa'da Bravo. gibi. Evet, evet. Şimdi gibi. insanların çocukları Türkiye'de hayvanlara böyle yapar. Zulmeder. Bunu AK Parti çok iyi işleyemedi. Bir de abi bu pek dediğin gibi senin bugünkü yazında da dediğin gibi PKK FETÖ'yü kına. Fırat Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. E katledene ona bir şey yok. Şey gibi darbenin siviline de karşıyım. Şöyle laflar vardı ya. Evet. Ya darbenin siviline de karşıyız, asker olanına da <laughs> yapanı kınıyoruz. Ulan yapan FETÖ. Evet. var diye böyle akademisyen bozuntuları var Türkiye'de ağzını açamayan. Şimdi evet. bunlar da öyle YPG PKK'ya Mansur Yavaş ağzını açamıyor. Evet. Ama sonra sorsan ülkücü. Evet. Bak şimdi. E, Mansur Yavaş'a Fırat Çakıroğlu'nun annesi çok güzel cevap veriyor. Cevap veriyor derken ona özel olarak cevap vermiyor. Sözleri ona bir cevap teşkil ediyor. Evet onla konuşmuşlar Özlem Hanım'la. Allah tekrar sabır versin diyorum. Perişan oldu hanımefendi. Aa, tabii ya. Kolay Gerçekten miydi? kuş kolay Evladı bir aslan yani. gibi delikanlı gitti. Yiğit bir delikanlı gitti. PKK'lar katletti onu Mansur Bey. PKK'lar kafanıza sokun bunu. Onu söyleyin. Onu söylemezseniz herkesin iki eli sizin yakanızda olacak. PKK'ya ve HDP'ye iki laf edeceksiniz. Evet. öyle dindarlara çamur atarak işte AK Partilileri çamur atarak olmuyor bu işler böyle işler evet. olmuyor sırf HDP'lilerden dimyata pirince giderken evdeki HDP bulgurundan olmayayım diye hesaplarla olmuyor bu işler böyle evet. şeyler yok önce milli birlik vatanımız ülkemiz ülkücüyüm diye geçiriyorsun olmaz böyle diyor ki bak Özlem Erdem'den ders al Özlem Hanım diyor ki biz diyor anne baba CHP'liyiz aslında diyor demokratik bir aileyiz diyor biz diyor ama oğlumuz MHP'li diyor Böyle olmasından her zaman gurur duydum. Evet. Bizi birleştiren ortak noktamız bak Mansur Yavaş iyi dinle. Millet, bayrak ve Atatürk sevgisiydi. Altını çiziyorum. Benim oğlumu öldürenler PKK yandaşlarıdır. Bizim vatanımızı bölmek isteyen PKK yandaşları işledi bu cinayeti. Benim oğlumun mücadelesi bayrağımızı yakan, Atatürk büslerini yıkan, vatanımızı bölmeye çalışan bu hainlere karşıydı. Mansur Yavaş böyle diyor. Sen de böyle diyeceksin. Böyle demezsen bu milletin iki eli senin yakandadır. Evet. HDP'lileri, PKK'lıları korumaya çalışma. Görmezden gelerek korumaya çalışma. Bir şey söylüyorsan çık. Sadece Fırat Çakıroğlu meselesi değil Cem. Bak. Başka yani HDP'liler saldırmıyor mu? PKK'lılar, YPG'liler bak son günlerde sınırımızda taciz ateşleri açıyorlar. Son bir yılda yaptıkları saldırılarla bir sürü vatandaşımız şehit ettiler. Mansur Yavaş olur olmaz konularda konuşuyor. EYT'yi bile ben çözerim diyor. Çık bu konuda da konuş. Terör bizim en büyük sorunumuz. En büyük onu, belamız. Konuşuyor mu? Onu derse HDP'nin %10'luk evet. %7-8 oy sıkıyor. kaçsa ona bir şey diyeyim burada. Bunu Tayyip Bey işliyor. Bak buradaki argüman olarak bunu söylüyorum. Bu iyi partililere ya da kendisine milliyetçi ülkücü deyip Millet İttifakı'nda yer alanlara verilecek en iyi argüman bunların PKK ile ilişkilerini ortaya çıkarmak. Ya kardeşim bak Mansur Yavaş dediğin gibi her şeye cevap veriyor ama Fırat Çakıroğlu'nun katili olan PKK'ya ağzını açamıyor. Şimdi böyle deyince efendim bizim duruşumuzu bilirler diyor. Ya senin duruşunu ben bilemem de ağzından çıkan lafları ben duymadım. Çık bak o yüzden AK Partileri de yapacağınız tek bir şey var arkadaş. Bunları PKK FETÖ yani FETÖ de değil PKK safına gitmek HDP. Çünkü orada konuşamıyorlar. Şimdi Gidiyorsun habur goy goy yapıyor yani soranlar da hani habur haburda kim, ha kim vardı, vardı haburda kim vardı goy goyu bu Ankara'daki aday Ankara'da yarışan çalışanlara İstanbul'da İzmir'de yarışanlara yapılacak bir tek şey var özellikle Mansur Yavaş ülkücü olduğu için ülkücü geçmişten geldiği için söylüyorum bunları diyecek kardeşim Fırat Çakıroğlu'nun katillerine ne diyorsun PKK'ya HDP'ye bunu o tarafa iteceksin HDP ile ittifak yapıyorsun HDP'nin oyuna muhtaç olduğunu söylüyorsun deyip oraya atarsan Oradan kilitleniyorlar. İşte Özlem Hanım'ın demeçlerini çocuklara teşekkür ediyorum. Evet. Ee, burada söylüyor. <laughs> Bizim diyor çocuğumuzun diyor meselesi de sağ sol meselesi de diyor. Vatan millet meselesi. Tabii ya bu şimdi hani AK Parti'nin biriyle MHP'nin biriyle kavgası değil ki bu ya. Evet. Vatanı bölmek isteyen PKK alçak sürüsü var. Bir de onun karşısında duran <laughs> milletin yanındaki insanlar <laughs> var. İşte bu bugün AK Parti, MHP olarak tezahür <laughs> ediyor. Tabii. Ya bu sen Mansur Yavaş olarak niye PKK'ya ağzını açmıyorsun? Evet. Bak sınırımızda bir sürü işler yapıyorlar. Amerika hala bunlara silah veriyor. Bir şeyler yapıyorlar orada PKK devleti kuruyorlar. Ağzını aç. Fırat Çakıroğlu'nu öldürenlere olanları öldürenleri şey Allah'tan rahmet diliyorum. Öldürenlere niye bir şey demiyorsun? darbeyi kınıyoruz. Ya Frat Çakınoğlu'nu bırakalım. Ya yani bu kadar saldırı yaşanıyor. Her konuda da e, konuşuyorsun. Ben. Şimdi bir tabir var onu söyleyeyim mi? Her konuda da konuşuyorsun. Şimdi sen ükücü kökenden geliyorsun. Öyle diyorsun kendine. Ama PKK'ya değinmiyorsun. Yani hayvan hakları ile ilgili kendine göre konuşup dindarlara hakaret ediyorsun. Onlara iftira atıyorsun. Bir de bu konuda yüzün kızarmıyor. Ama HDP ile PKK ile ilgili tek laf etmiyorsun. Sevsinler senin akıllılığını. Ya bunların... Senin akıllılığını ve kurnazlığını sevsinler. İşte onları zaten kendine ülkücü diyen bir adamın, kendine vatansever diyen bir adamın HDP ile işi olmaz. <laughs> HDP'yi kınar. Senin oyunu da al der, başına çal der, İhtiyacım da yok der. Ben vatanım için yapıyorum der. Oradan gelecek 2-3 kuruş, 2-3 oya ihtiyacı varsa Mansur Bey'in o zaman sen yarın bir gün o partiyi aldığında da o zaman da HDP ağzına açamazsın. Evet. Senin belediyende böyle olur. Evet. Senin belediyende PKK'nın e, rahat girip çıktığı yerlerden biri olur. Hadi Yok bir de, mu? Hadi Bir de e, diyelim ki şey, bunlara ben girmeyeceğim projeler üzerinden konuşacağım de Canımı ye. Projen de yok ortada. Hiçbir şeyin yok. Böyle dolaşıyorsun serseri mayın gibi. Proje, projesi var onun ya. Ha? Proje var mı? Var. Ne projesi var? Bilmiyoruz işte. daha şey, Projesi olmaması da bir proje. Yani bir insanın ha. projesi yoksa da projedir yani. Ha, kendisi Şimdi, proje diyorsun. Yani ne diyor işte taksicileri <laughs> ziyaret ediyor bilmem ne. Ya tabii ki ya <laughs> CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi, LGBT'liler, başka bağışçılar ya böyle bir ittifak mı var ya? Evet. 5 benzemez. Dü evet, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir beş görmedim. 5 benzemez anlarsın. Ben Bunlar 32 benzemez. Bunların içinde her şey var. Valla faşistlerden teröristlere, LGBT'den efendime söyleyeyim saadetçilere kadar bir ittifak, Esatçılara kadar bir ittifak. Yani, yani ne kadar hazin. Saadetçiler Esatçılarla işbirliği yapıyor ya. Hmm. Baazçılarla CHP'de bir sürü Bağızçı var. Vallahi. Yok evet, mu? Bir evet. dünya Ba HDP'nin içinde bir sürü Bağızçı var. Onlar işbirliği yapıyorlar işte. Şey, aslında şeytanla e, işbirliği yapıyorlar. Rosemary'nin bebeğini izledim ya sana da bahsettim. Roman Polanski'nin bir filmi var. 66. 66 yılı. E, 65 yılı. 65'te mi ya 65'te evet. 65 yılı. E, Roman Polanski ünlü bir yönetmen. Öldü galiba o da. Yok hayatta. Ölmedi ben... hayatta mı? Ha, Şeyde ev hapsinde yaşıyor. Ev hapsinde yaşıyor. Tacizden dolayı. Tacizden dolayı ev hapsinde. Avrupa şey demine. evet. İsviçre Evet. ve Maya Farov'la şey oynuyor. John Cassavet. John Cassavet aslında ünlü bir yönetmendir. Yönetmendir. E, tanır mısın bilmiyorum. Onun babası şey, onun oğlu var. Nick Kazowitz. John Kazowitz o kadar çok yönetmenlik yapmadı. Aa, oğlu e, iyi onun. İki Nehir diye bir filmi evet, vardı. Evet. Ben çok beğenmiştim o filmi. Bağımsız sinemacı bu. Evet, e, bağımsız sinemacı. E, onunla çevirdi. Yani sonuçta orada şeytana tapanlar ve şeytanla işbirliği yapanları görüyoruz. Yani çıkarları için. Değil mi? Yani evet. ne yapıyor şimdi? Çok güzel bir film tabii kapsamıyla dedim de. Bir, bir örnek vereyim. Adam orada nedir? Aktör. Evet. Çok parlayamıyor. Evet. Gidiyor şeytanla anlaşıyor. Beni yükselt diye. Evet. Ama arada gerideki bütün değerlerini öldürüyor. Yani evet. bütün değerleri. Manevi de anlamda yani. öldürüyor. Kişisel şey yani, anlamda da. her değil. şeyi satıyor. Karısı dahil olmak üzere. Tabii. Yeter ki ben diyor zirveye çıkayım. Evet, aynen öyle. Şimdi bunu aynen aynen bu nesil Millet ittifakı da bunu yapıyor işte. i̇şte bu hani Göten'in Faust'undaki evet. da biraz bu. Evet. Bunların da işte, hiçbir ahlak, hiçbir değer Hiçbir vatan şeyi yok ha. bunlar için. Yani biz kazanalım da PKK gelsin. Biz kazanalım da DHKPC gelsin. Biz kazanalım da FETÖ gelsin. E bir de bu var. Tabii onu da diyorlar. Yazık yani. Hakikaten yazık. Şimdi Yücel Koç'un bir yazısı var ama Kılıçdaroğlu ne işe yarar diye. Ben şimdi ne işe yaradığını yaradığımı Yücel, Yücel Koç'un yazısına geçmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamlarından yola çıkarak bunu yapalım. Süleyman Soylu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları mı var? Adamları var evet. Var yani adamları var, var yani. Var tabii canım olmaz mı? Evet. <laughs> bir tanesi Sezgin Tanrıkulu mesela. Ee, Sera Kadıgil, Sezgin Tanrıkulu, Battal İlgezdi, Canan Kaftancıoğlu, e, Murat Karayılan, Cemil Bayık. E, daha sayayım mı? Figen Yüksek, daha Selahattin Demirtaş. E, daha sayayım mı? İşte hep ya, sayabilirim. Daha çok var. E, Gamze İlgezdi vesaire. Şimdi e, Süleyman Soylu hep bizim istediğimiz sevgili seyirciler bir açıklamayı yaptı. Cem şimdi bir şeye bakıyor hmm. ben size anlatayım. Yok yok ben dinliyorum. Dinliyor musun? Aklım sende. E, tamam bir konunun bir şey altına değiniyor. Bir, bir konunun altını çiziyorduk. Çiziyoruz. Yani yurt dışında PKK'ya para gönderen, PKK'ya eleman sağlayan terörist besleyicileri var. Bu teröristlerin birçoğu da zengin aslında. Ve bunlar yaz tatillerinde bunu yapıyorlar, yapıyorlar. Hatta o kadar aleni yapıyorlar ki Twitter hesaplarından, Facebook hesaplarından bunu paylaşıyorlar bile. Tamam mı? Artı. Paylaşanları bile var. Süleyman Soylu, bu işler ondan sonra o kadar kolay olmayacak dedi. dedi. Tam bizim istediğimiz şeyi söyledi. Biz bunu geçen yıl çok söylüyorduk evet. Seninle. Böyle işler kolay değil. Sen her türlü melaneti yap, her türlü pisliği yap. Terör öktünü besle, para gönder, eleman gönder, adam gönder, militan gönder. Tamam mı? Terör, terörist gönder. Ondan sonra çık, Türkiye'ye tatile ta gel. Antalya'da o güneşlenirken fotoğrafını da bir anda paylaş Facebook'ta. Böyle yağma yok. Ve Süleyman Soylu dedi ki, Avrupa'da, Almanya'da terör örgütünün toplantılarına katıldı. Ondan sonra gelip Antalya'da, Bozrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya. işte onlar için tedbir aldık. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri gitsinler. Gözaltına alınıp yallah öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp içeride Türkiye'nin de keyfini sefasında sürmek bundan sonra kolay değil dedi. Şimdi Alman Bild gazetesi öyle alçak ki bunlar. Öyle alçak ki. Bunu alıyor. Diyor ki, e Türkiye Alman turistleri tutuklamak istiyor diye manşet etti. Peki demeç veren kim buna? Seveç Sezgin veren... Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu. Bu açıklamalar susuz insanlar üzerinde korku yarattı. Turizmin ne hale gidecek? Ya sen ne utanmaz adamsan. Bu adamların suçsuz olduğunu var. sen nereden biliyorsun? Çok, çok güzel bir yer yakalamışsın. Bak bu sene ben muhaliflerin bile YouTube'da yaptıklarına bakıyorum. Diyorlar ki Türkiye'nin 2019'da cari açığı az olacak. Hı -hı. Veya az. Evet. Niye? Turizmden dolayı. Çünkü aşağı yukarı 40 milyon turist ve 40 milyar dolara yakında para bekleniyormuş. 30 ila 40 <laughs> milyar dolar bu Türkiye'nin diyor cari açını kapatacak. Şimdi bir sürü uçak anlaşmaları, otel anlaşmaları yapılmış. Nisan, Mayıs'tan sonra bir sürü turist yaz için Antalya'ya, Bodrum'a <laughs> ve ilgili diğer Türkiye'deki turistik yerlere gelmeye başlayacak. Şimdi bunu baltalamaları lazım. Baltalamalar <laughs> içinde PKK'ya sempatiyle bakan Sezgin Tanrıkulu gibi maşalara ihtiyaç var. Şimdi o da suç duyurusunda bulunur. Bulunursa bulunsun ama sen PKK'nın hem maşalını yapıyorsun Türkiye'de. Yani şehit cenazesi onların PKK'ların cenazesine giderek işte teröristi niye öldürdü diyerek hem de bu tür durumlarda kalkıyor Avrupa'ya demeç veriyor. Bak dediğin bize, bir sürü arkadaşımız da bize yazıyor Avrupa'dan değil mi? Bunlar diyor PKK'ya adam alıyor. Hı hı. Türkiye aleyhine <laughs> Facebook'tan, Twitter'dan yayınlar yapıyorlar. Ondan sonra gelip Türkiye'de Marmaris'te Bodrum'da tatile geliyorlar. İşte Süleyman Bey de İçişleri Bakanımız da söylüyor da bunlar artık bu kadar rahat girip çıkamayacak diyor. Efendim Türkiye Alman vatandaşını tutukluyor ondan sonra da diyecek. Kusura bakma. O Alman vatandaşı değil. O PKK'lı. O terörist. Onu tutuklayacak tabii yani. Senin vatandaşın olabilir. Sen o zaman gereğini yap. Evet. O derken vatandaş derken de sonradan vatandaş olmuş. Evet. Tamam hakkıları vardır Yo, da. Yok bir, birçoğu da vatandaş değil zaten canım. Yani hala Türkiye Ya vatandaşı. bunlar İsveç'te var, İsviçre'de var, <laughs> Danimarka'da var. Tabii. Şeyde var, e, Almanya'da var. Sen orada Türkiye aleyhine çalış. PKK'ya köpekliği yap. Sonra Türkiye'den sınırdan içeri girince bizi tutukladılar deyince de Türkiye Alman vatandaşları tutukladı. Sezgin Tanıkul da bana maş buna, buna maşalık yapsın. E, Susuz insanlar diyor. Bak onları yani adam şeyini koymuş. Yani hem hakim hem savcı hem büyük bir şey bilir kişi kendisi. PKK'lılar hep suçsuz bunun. Ben ama bak. Der. Bu Sezgin Tanıkul'un hakikaten <laughs> birilerinin maşası ve piyonu olduğu adam olduğu konusundaki fikrim ne zaman yani netti de ne zaman daha da netleşti? Hani o Çağlayan Adliyesini iki hafta önce gitti de sabah Evet. Yar, insanlar yargılanmak için kuyrukta bekliyor diye yalan attı ya. O kuyruklarda biz de çok durduk. Sabah giriş o. Bir sürü dava var. Binlerce dava var. Yani Türkiye'nin en büyük adliyesi. Ya bir 10 milyon kişiye var. hitap ediyor İstanbul Hiç. Adliyesi. 10 milyon insana. Bir de şehir dışında Koskoca da... adliye yani. Bir ucu bucağı yok bir yani. Bir şöyle de olur. Mesela <laughs> Karadeniz'de, İç Anadolu'da İstanbul'da sana dava açılmış olabilir. Oraya da geliyorsun. Mesela bir medya organısında yerel medya. Buradan bir dava açılmıştır sana. Biri dava aç, o da gelirsin. Boşanma, tazminat, bir sürü şeyler. Adam kalkıyor bunu. İnsanlar Erdoğan, bir de şöyle, Erdoğan'a hakaretten yargılanmak için sırada bekliyorlar diyor. Evet. Ya abi böyle bir, ya bu kadar iftira, bu kadar aleni yalan olur mu Sezgin Tanrı kulu ya? Evet. Hani Şimdi, hakikaten kime çalışıyorsun evet. ya? Şimdi Kılıçdaroğlu ne işe yarar? Yücel Koç bugün çok güzel yazı yazmış Türkiye Gazetesi'nde. Nereden baktığınıza bağlı diyor. Mesela Türkiye sadece kendi içinde boğuşsun, bütün enerjisini içeride de tüketip başka şey yapmaya fırsat bulamasın istiyorsanız eğer, Kılıçdaroğlu biçilmiş kaftandır. Veya madem laf dinlemiyorlar, şunlara bir ders verelim diye Türkiye'de sokak olayları planladığınızda, yargıya sızdırdığınız hainleri darbe için harekete geçirdiğinizde, dağlara şehirleri saldığınız teröristlerin katliamlarını da Hükümete yıkmak istediğinizde, ülkenin istihbarat teşkilatına devşirmeler vasıtasıyla silah doğrulttuğunuzda, köyleri basıp şehirleri işgale kalkışan katilleri masum çocuklara dönüştürmeyi arzuladığınızda, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha kullanışlısını bulamazsınız diyor ve devam ediyor yazı. Bu yazı çok güzel, isteyenler tamamını okuyabilirler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir adam ee, ve... E ee, emin olun Kılıçdaroğlu oldu çok işe yarar. Mesela sadece sizin beklentilerinizde demem o ok ki diyor yücel koç. Şimdi yani... ne işe yaradığını zaten yıllardır ve yıllardır görüyoruz arkadaşlar. Çok başarı çok büyük bir başarı hikayesi var geçmişinde. Onun için Genel Başkanı, 2009 2000 2019 9 yılda on, onlarca seçim mağlubiyeti. İşte başarı hikayesi. İşte binlerce Buna rağmen genel başkan kalabilmesi e, başarı hikayesi Başarısızlık olarak bir başarı örneği. Evet. Yani bu başarısızlığa rağmen genel başkan olarak kalabilmesi, hala o seçmenden oy alabilmesi büyük bir başarı ondan hikayesi Sonra diyeceğim. da seçme, tabii ondan sonra da AK Parti oy verenleri eleştiriyorlar ya. ya sen, Allah böyle bir Ama seçmeni AK Parti'ye de nasip başardı. etsin. başardı. Partinin yönetim kadrosunda PKK sempatizanları etkin oldu. FETÖ'cülere yumuşak dil kullanılıp aklanmaya çalışıldı. YPG bile aklanıp terör örgütü değil Türkiye'ye saldırmaz dendi. Beka sorunuyor, yok, yönetenlerin beka sorunu var dendi. 17-25'te FETÖ'nün siyasi ayağı olarak hizmet gördü. 7 Haziran 1 Kasım'da PKK'na yardım ve yataklık ederek bu parti görüldü. Bunlar milletvekili olmadı mı? Eren Erdemler, Enis Berberoğulları. Hı hı. Abi şey bundan iyi hizmet olur mu bu adamın? Vallahi i̇şte bunu Kur'an iyi kurmuş. Evet. Bu açıdan başarılı. Ha bence bu yerel seçimden sonra yolcudur Abbas ise bağlasan tutmaz durumuna gelecektir bu başarısızlıktan evet. sonra. Evet. Ama bir puan artırsın oyunu. Hı hı. 26 yapsın. o biz en başarılı biziz diyecek. <gülüyor> bak <gülüyor> göreceksin yani. Düştüğü zaman bile başarısız olan AK bak, Parti'dir diyor. ya. Bu, bak bu konuşmamı söyleyeyim. AK Parti mesela 40 aldı. CHP 26 aldı diyelim. Başarılı diyecek. Ki ben yani. diyecek çok başarılıyım diyecek. Bak bu konuşmamı kaydetsinler. Her şeyi kaydediyorlar. Bunu da kaydı. Bak başarılıyım diyecek. Biz en başarılı biziz diyecek. Bak göreceksin öyle söyleyecek yani. Evet. Şimdi Adamlar öyle ki sevgili seyirciler, şimdi uzay ajansı kuruldu. Türkiye'nin uzay teknolojisinde gelişmesinin en önemli adamlarından biri. Mustafa Varank bu adımı attı. O da bu arada çok iyi bakanlık yapıyor. Çok iyi bakanlık. Acayip çalışıyor yani. Ve CHP bu ajansı Anayasa Mahkemesi'ne götürdü iptal için biliyor musun? Evet evet ben de, bu gerçek mi diye sordum. Olamaz evet, dedim yani. Evet. Şimdi Özgür Demirtaş diye bir ekonomist var. Bir ara bunun adı e, ne Cumhurbaşkanlığı adaylığında bile geçti. Yani çok enteresan. Ben de kendisini <laughs> Bakkal tanıyorum. ekonomisti ne? bunlar. Bakkal ekonomisti. Ha, kendisini tanıyorum. Telefonla da konuşmuştum hatta böyle bir şey geçiyor doğru mu diye. Epeyce sohbet de etmiştik. Daha öncesine dayalı bir sohbetimiz de var kendisiyle. Şimdi Özgür Demirtaş o kadar tweet atıyor ki Özgür Demirtaş, ona vatandaşlar Twitter'dan sormuşlar. Ee, Şuur Bilinç diye bir e, Twitter kullanıcısı. Ee, yücel Takmaz. E, yücel Takmaz, ha, takmaz. evet özür dilerim. Ee, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına karşı çıkan bir ana muhalefet partimiz var. Hocam buna söyleyecek bir tek cümleniz yok mu? Cevap. İlk önce Tarım Ajansı kurulsun bir bakalım. Ya bu bak. Bu Özgür Demirtaş neyin nesi bilmiyorum. Ben yorum arada bir bakıyorum. Bana göre Türkiye'de muhalif olup çok iyi ekonomist olanlar var. Atilla Yeşilada da gibi. Evet. Mafya İlmez gibi. Muhalifler ama milli adamlar oldukları için iyi deleşirler getiriyorlar. Bu adamın ne dediği belli değil. uzay ajansı kuruluyor. Önce tarım ajansı kurulsun. İyi sana sorsunlar o zaman. Evet. Önce şey şey sabah kahvaltıda önce şunu yiyin, onu da de bari. Ya bunlar kim? Bu nereden çıktı? Bak Peki. herkesin bir hikayesi vardır. Ayırıyorum. Abi bu herif Cumhurbaşkanlığı bir de bunlar reddetmiyor ha. Bunlar ülke yöneteceklerini düşünüyorlar Fuat Doğru ya. Evet. Ya bunlara bir de aday olacak ya. Seçimimizde yani. azaldı bir şey daha değinmeden evet. geçmeyelim. Eee Ali Karahasanoğlu'nu bugün akitte okuyun. Hani eee Cumhurbaşkanına hakarete berat e, kararını veren hakim sürüldü diye bir haber dolaşıyor ya. O haberin aslını okumanızı tavsiye ediyorum. O hakimin o gerekçeli kararı. Yani zaten e, hakaret eden adam mahkemede ben çok pişmanım demiş. Yani bütün suçu Cumhurbaşkanı'na attım demiş. Yani sözlerinden dolayı çok pişmanım demiş. Fakat bu adam beraat e, gerekçesinde Cumhurbaşkanı'na hakaretler sıralamış. Bir e, hakim bu. Gerekçelik kararında. Ve bence ihraç edilmesi gerekir diyor Ali Karaslanoğlu. Katılmamak mümkün ya değil. Sen bir de... Düşünebiliyor musun? Yer değiştirilmiş sadece. Bunu geçelim şimdi. Bu e, zamanımız yok. Sakarya Milliyetin Müdürlüğü. Bir rehberlik öğretmenlerine yönelik bir eğitim semineri düzenliyor. Ve bu seminere Heh. konuşmacı olarak TRT'de uzun yıllar Küçük Şeyler adlı programla yıldızı parlatılan psikolog Üstün Dökmen katılıyor. Ne diyor sevgili seyirciler? Ben bu adamı... Başörtüsü hastalıklı bir kafadır. Bak ben bu bunun bu adamı iyi tanırım. Üstün Dökmen'i. Ya TRT'de buna program yaptıranlara da bir şey diyecektim ama demeyeyim şimdi onlara da. Yani bunlar... Tam olarak dediğini söyleyin sen yorumunu bak, yap. Bak şey söyleyeyim. Nasıl bir pilot sarhoş olmamalı, bir Hristiyan psikolog haç takmamalı ise rehberlik öğretmeni de başörtülü biri olamaz. Bak değerli izleyiciler bir daha dinleyin. Rehberlik öğretmeni de başörtülü biri olamaz. Meslek icra edilirken inşallah maşallah hayırlısıyla gibi cümleler sarf edilmemelidir. İnşallah maşallah hayırlısıyla. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız değil mi bizim? Başkanımız. İnşallah maşallah hayırlısıyla hamdolsun. Hepimiz kullanıyor. Yani ben de bu, kullanıyorum. Bu milletimizin tamamını 80 milyon herkes kullanır. Ya, bunu, ya. bunu bak. Bunun ben geçmiş bir yayıncılık yaptığım dönemde de ben bunun bazı konuşmalarını bilmem nelerini dinlemiştim. Şimdi buna abi işte aşağılık kompleksi bu Müslümanlardan bazı Müslümanlardan bazı, bazı muhafazakarlardan gitmedikçe bu adamlar TRT'de program yapar. TRT'yi de kutluyorum ünlem içinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kutlayalım Sakarya Milli Eğitim Ya Pilot Sarhoş Lan Avrupa'da Katolik okulları var. Bir sürü rehber okulu var. Git ondan bilmiyorsun be cahil adam? Git Amerika'da evet. gel göstereyim. Onlarca Katolik okulu var. Yüzlerce yahu. Bir, ya bir sürü aktör, oyuncu orada Fransa yetişmedi. Fransa'nın en önemli okulları Katolik, Katolik okullarıdır. Rehber öğretmenler ve haç da takarlar. Evet. Ya bu kadar başlarını da örterler. Bak ben söyleyeyim. Dam İstanbul'daki Damdösyon'daki e şeylere, hocalara baksınlar, rahibelere baksınlar başları örtülüdür. Peki rehberlik öğretmeni diyor başörtülü bir olamaz. Matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, İngilizce öğretmeni da takamaz diyecek de ona çekilmiş beyefendi. Evet. Başörtülü rehberlik öğretmeni başörtülü. Niye takamazsın ya? onun inancı gereği takıyor. Başörtüsü takacak, rehberlik yapacak oğlum. Şöyle dikkat et, böyle dikkat et. Izol. Başörtüsü de bunun ne ilgisi var? İşte 28 Şubat kafası. Evet. Bu adama bakalım bir de ama ben sana söyleyeyim. İki sene sonra bu adama TRT'de gene iş verirler. Evet. Gene devletin bir kurumunda gene iş alır bunlar. İnanç, bir insanın dini inançları bir inançsa inançsız olması da bir inançtır. Tabii. O zaman öbürünü de yasakla. Baş evet. açığı da yasakla. Öyle bir şey olur mu ya? Bu hastalıklı bir kafa gerçekten yani. Üstün dökmen. Git bakayım bunu Harvard'da bu konuşmayı, Avrupa'nın herhangi bir yerinde bu konuşmayı yap bakayım ne tepki. Bunlar işte zırca cahil adam. Evet. Evet. Programımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur. Medya Kritik'te karşınızdaydık. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.